Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir serimize başladığımız konseptten devam ediyoruz arkadaşlar. Bana kadar kilo ödüyorsun falan filan. Arkadaşlar bu yolda bana destek verin. Beğeni, abone, şura bıraktım. Instagram sayfamda takip ederseniz çok iyi olur. Videoya geçelim. Ne kadar kilo ödüyorsunuz? 12.000 TL. 12.000. Peki evinizi gezme şansınız var mı? Yok, ailemle yaşıyorum. Dayı merhabalar, ne kadar kira ödüyorsunuz? Efendim? Ne kadar kira ödüyorsunuz? Kira ödemiyorum, işim var şu an. Peki abi. Merhaba abi, ne kadar kira ödüyorsun? Sağ ol, rica ederim. Ne kadar kira ödüyorsunuz? Merhabalar, ne kadar kira ödüyorsunuz? Kira ödemiyoruz ev bizim. Peki evin değeri ne kadar? 10 milyon falan olmaz. 10 milyon mu? Evi sen mi alıyorsa babadan falan mı? Babadan geldi. Peki, reis 10 milyon çok değil mi ya? Yani çok ama sitede oturuyorsun, yapacak bir şey yok. Peki ev nerede? Köylücü tarafında. Peki evi tur atma şansın var mı 5 dakika? Müsait değil. Harbi mi? 10 milyonluk evi gezmek isterdim. Reis teşekkür ederim. Rica ederim. Merhabalar, ne kadar kira ödüyorsunuz? Selam var. Merhabalar, ne kadar kira ödüyorsunuz? 12.000. Kirayı sen mi ödüyorsun yoksa baban falan mı? Baba parası. Tek mi yaşıyorsun? Evet, tek yaşıyorum. Bu arada kaç yaşındasın ya bu yaşta, ne bileyim? 18. 18 mi? Peki ne iş yapıyorsun? Öğrenciyim. Tek yaşıyorsun, kirayı baban ödüyor. Peki evinizi gezme şansımız var mı? Olmaz. Çok kısa, 5 dakika böyle bir tur atıp çekeceğiz. Peki tamam, olur. Harbi mi? Evet. Gel. Bu arada ismin neydi? Ece. Ece. Kaç senedir tek yaşıyorsun? Bir sene oldu. Hiç kimse yok mu yanında? Yani arkadaşlar geliyor ama tek yaşıyorum. Harbi mi? Evet. Süper. Evet arkadaşlar, burası aile apartmanı olduğundan dolayı fazla detaylı bir şekilde çekemedik. Alt tarafta aile vardı, ondan dolayı çekemedik. Direkt kapıyı da açıktı az önce. Girdik, evi gördük. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayır, bir şey diyeyim mi yani, girdik ama bu nasıl bir öğrenci evi ya? Kanka bir gel gel ya, bu nedir ya? Sen harbiden öğrenci misin? Evet. Şaka mı? Senin öğrenci olman şaka mı? 1+1 ev, ne bileyim, 17 bin kaç paraydı kirası? 12. 12 bin çok değil mi 1+1'e? Yok, gel bence. Harbi mi? Ama bu arada takım, yok, koltuk takım falan iyi. Bu eşyara sen mi döşedin yoksa? Ben kendim seçtim döşedim. Tarzın güzel. Harbiden tarzın güzel. Dolabımız küçükmüş. Dolaba evet, kaç para aldın? Evet, kadar. Kaç para aldın dolabı? Bunu mu? Hı-hı. 10.000'e yakın aldım. Harbi mi? Evet. Halıyla, işte ayakkabıyla girdik ama. Yok, sorun yok. Valla. Güzel. Halı da 6.000. Bir şey söyleyeyim mi yani? 1+1'e göre çok geniş abi ya. Yanım salona baksana, aşırı geniş. Burası neresi? Buraya... Lavabo. Bakalım lavaboya. Tabii. Kanka... Bu lavabosu da çok küçük ya. Evet. Hani sen de biraz küçüksün, küçüğe göre bir normal. Şaka yapmıştım, alınma. Sorun yok. Burası neresi? Yatak odası. Vay, yatak odası. Şimdi merak ettim bak. Şimdi benim ince yerimden vurdun. Evet, bayağı havasız. Oo, ama bir şey diyeyim, manzara da çok güzel ya. Kanka gelsene bir manzarayı çek. Böyle bir manzara yok ya. Yani paralar versen bu manzarayı alamazsın. Bak manzaraya bak abi. Bu nasıl bir manzara ya? Vay vay vay, manzaraya bak. Öğrencinin manzarası bu kadar olur zaten ya. Değil mi? Vallahi bu çok bile bence. Bir şey diyeceğim, yatak sana çok büyük değil mi ya? Ya bence hani, büyük değil ya. Abi uzanabilir miyim bir? Tabii ki uzanabilirsin. Sen nasıl yatağa uzanıyorsun? Ben direkt atıyorum kendimi. At bir kendini bakayım, nasıl atıyorsun? Atayım. Direkt böyle yatıyorum kendimi. En iyisi ya. Peki bu yatak kime? Bu da misafir yatağı. Misafirin geliyor mu? Yatıyorum. Geliyor, kız arkadaşlarım geliyor. Güzel. 1+1 12.000 TL normal bir şey. Buradan salona geçelim. Evet Ece, bölümün sonuna geldik. Her şey için çok sağ ol. Sana birkaç soru soracağım. Tabii ki. Şimdi gelirin nereden geliyor ve senin aylık gelirin ne kadar? Babadan geliyor. Peki baban sürekli sana para atıyor mu yani? Evet atıyor. Peki bitti, okuyor musun? Evet okuyorum. Ne okuyorsun? Hemşireyim. Harbi mi? Evet. O zaman hangi hastane söyle de hasta olunca oraya geleyim. Hastanede böyle denk geldiğin değişik olaylar oluyor. Böyle doğru evet mu? Evet. Bir de doğru. Hemşireler mesela çok soğuk. Böyle şeyler yani, bir şey soruyorsun. Tamam orada. Böyle evet, şeyler evet. Yani niye öyleler? Yani genetik ya, fazla yüz vermiyoruz. Peki hiç hastanede değişik olaylar geldi mi başına? Ne bileyim evet, şöyle şöyle oldu diye. Oldu, bir tane yaşlı hastane geldi işte. Evet. Öyle iğne yapmamıza izin vermiyordu. Böyle baş parmağını böyle gösterdi. İğneden mi korkuyordu? Yani evet öyle oluyordu. Vurursanız, bana dokunursanız işte kendi parmağımı kırarım falan. Parmağımı kırarım? Evet. Harbi mi, öyle bir şey mi var ya? Evet, oluyordu öyle şey. Sonra ne oldu? İşte sonra zorla yapmıştım.
yapmaya çalıştık da yani başardık ama. Başardın dedin yani. Evet başardım. Babalar sözünü tutar. En sonunda iğneyi soktunuz yani. Evet soktuk. Peki nereye soktunuz? Ketine. Şaka yapıyorsun. Ben korkmaya başladım. Sen nasıl bir hemşiresin? Buradan takipçilerime ne söylemek istersin? Ben çok sevdim sizi. Gerçekten. Siz de takipte kalın. Beğeni, yorum bekliyoruz. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız sizden ricam beğenin, yorum yapın, abone olun. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.